Bismillah diyelim, videomuzun açılışını yapalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma, evime, yaşantıma. Şöyle arkadaşlar, açılışı da Kınık Maden sularıyla yapalım. İnegöl'ümüzün tek markası diyebilirim size. İnegöl'den takip edenler bilir zaten Kınık Maden suyunu. Tekrardan çok sağ olsunlar hediyeleri için. Berna Hanım'a da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şu yerleri bir süpüreceğim. Bulaşık makinesini boşalttım. Bulaşıkları yerleştirdim. Çıkan bulaşıkları. Şöyle bir tezgahımı toparladım. Şimdi şöyle sandalyelerde masanın üstüne çıkmışsa mutfak bir süpürülecek, silinecek. Vallahi bu saatten sonra da ne yaparız artık bilmiyorum. Hava da harika. Ben en iyisi şuraları bir süpüreyim. Kendimi çevirmiyorum çünkü tipim acayip derecede kayık. O yüzden şurayı da kapatalım. Burası ne alemde? Bugün de dursun böyle. Yarın silerim orayı. Bunları da balkona yerleştireyim. Bismillah diyelim, başlayalım. Akşam yemeğine başladık. Ne yapıyoruz? Kuru fasulye milli yemeğimiz. Ben bunu bugün düdüklüde yapmayacağım. Döküm tenceremde yapacağım. Döküm tencerede yemekler lezzetli oluyor arkadaşlar. Gerçi düdüklüde de güzel oluyor. Et koymayacağım. Aslında bir düşündüm. Yanına et çıkartayım, kavurayım. Fakat böyle 2-3 gündür tavuk fazla yedik. O yüzden ne et ne tavuk görmek istemiyorum. Bu akşam bu şekilde. Belki bir turşu aldırırım. Salata yapacağım. Güzel bir marul salatası yapmayı düşünüyorum. Yanına da pilav zaten. Kuru fasulye, pilav. İkisi bir bütün. Ayrılmaz ikili. Tahta kullanmıyorum ben. Hep böyle elimde doğrarım. Böyle benim daha kolayıma geliyor. Hadi bakalım. Şimdi ağlama zamanı. Allah ağlatmasın. Bu arada ben 2-3 gündür size yaptığım yemekleri paylaşmıyorum. Maşallah diyeyim. Bir de nazardan da çok korkuyorum. Bir firmayla anlaştım arkadaşlar. Tam her şey bir çekimler bitsin, yayınlanmaya başlansın. Ondan sonra söylerim size. Nazara çok inanıyorum. Kötü gözle bakanlar da oluyor maalesef. Rabbim de sizin de işinizde kolaylıklar versin. Gönlünüzden ne geçiriyorsanız da Allah'ım kabul eylesin inşallah. Ay, bu arada bir arkadaş kızları için selam istemişti. Ben onun bir ekran görüntüsünü aldım. Unutuyorum ya ben. Şimdi o ekran görüntüsünden bir bakayım isimlerine. Hemen geliyorum. Ay, gözlerim yandı. Soğanlar yandı. Hemen salçasını katalım. Salça biraz kavrulurken hemen şöyle isimleri de buraya yazdım. Unutuyorum çünkü. Fidan Hanım yazmış herhalde, büyük bir ihtimalle. Çünkü Fidan bir de böyle soy ismi yazıyor. Bir de rakamlar yazıyor maalesef. YouTube yorumlar kısmındaki isimlerinizde güncellemelerden sonra bir değişti. Bazı arkadaşların isimleri yazıyor. Bazı arkadaşların böyle rakam olarak yazıyor. Şimdi Fidan Hanımcığım, bu arada tahminim doğruysa Azerbaycanlısınız. Yanlışım varsa da düzeltirsiniz. Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerimize hepinize selamlar, sevgiler. Gerçi Türkiye'nin, dünyanın neresinden izliyorsanız hepinize selam ve sevgiler. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlarım. Kızları için selam istemiş. Onlar da beni izliyormuş. Öncelikle Fidan Hanımcığıma öpüyorum yanaklarınızdan. Gülay Hanımcığıma selamlarımı yolluyorum. Nuray Hanımcığıma da selamlarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Böyle ekran kaydalıyorum. Unutmuyorum. Gerçi bir arada unutuyorum. Sonra aklıma geliyor. Ay, bir de geçen gün Migros'ta karşılaştığımız Yenice'de oturuyorlardı. İsimlerini yazdım. Sonra ben söylemeyi unuttum. Arkadaşım izliyorsan isimleri tekrardan yorumlara yazarsan sana da bir selam söyleyeyim. Vallahi kusuruma bakmayın. Bakma tatlım, hakkını da helal et. Söyleyeceğim dedim. Gerçi söyledim ama isimlerinizi söylemeyi unuttum. O neydi? Makine hareket etti herhalde.
Evet, şimdi karnasyona dökelim, bu hemen pişmeye başlasın. Belki bir markete giderim, A101'e giderim. Bakalım bu hafta ne gelmiş. Yarın da BİM'e gitmem gerekiyor erkenden. Saat piş koma hikaye kitabı. Ah, benim kitap kurduğum. İnşallah büyüdüğü zaman da aynı şekilde böyle kitap sevgisi devam eder. Benim Mustafa yani haftada 5-6 kitap bitiren bir çocuktu. Cidden bakın alıyorduk yani, baş edemiyorduk. Baş edemiyorduk derken olmuyorduk, hani yavaş yavaş oku. Kız şimdi de var, yemedi, soğudu. Soğudu yani çocuk. İnşallah Sarp'ın da bu kitap sevinci hayatı boyunca devam eder. Hayatı boyunca hem de. İnşallah annesine çekmiş de büyüdüğü zaman da aynı şekilde ilerler. Şimdi daha vakti yok gerçekten okumaya. Yoksa kitap okumaya aşık bir kadın. Suyunu dökelim, yemek pişsin bir an önce. İftara tam 20 dakika var. Arkadaşınız pilavı yaptı. Sonra kuru fasulyem de fokurluyor. Birazdan şunları da yerleştireceğim. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Mikail Bey. Hoş bulduk. Yerinizi almışsınız. Şeylere bakıyorum, WhatsApp mesajlara. WhatsApp mesajlarına mı bakıyorsun? Günün nasıl geçti? İyiydi Allah'a şükür. İyi mi geçti? Hı-hı. Bana bakıyorsun, telefona bakmıyorsun. Ay, ben var ya, bugün bir fırsat böyle bulamadım dışarı çıkmak için. Hava soğuktu zaten, iyi ki çıkmamışsın. Sobayı yakayım ya. Sobayı yak. Banyoyu yapan ustalardan rica edeceğim şurayı. Kazıttıracağım. Veya üstüne macun mu çeksek, öyle de çok batar her taraf. Şurası o kadar kirli duruyor ki kızlar. Ben bunu bir beyazlattım, sonra yine karardı. Yani ne yaparsanız yapın şu kısımlar karıyor. Tekrardan böyle kazınıp yapılması gerekiyormuş. Böyle her konuşmada gözüme batıyor. Gözüme batıyor Mikail. Başka ne batıyor? Senin bu evde hiçbir şey gözüne batmıyor mu? Evim çok güzel. Ev zaten güzel, Allah'a şükür. Allah sağlık saat versin. Amin. Ne var iftara? Kuru fasulye ve pilavımız var. Salata var. Yoğurt istedim Mikail'den. Ben de ütü yaptım. Vallahi böyle halim dermanım da kalmadı. Son işte dediğim gibi 20 dakika bir şunlar kaldı. Herkes kendi ütüsünü yapsa değil mi? Ne kadar güzel olur Mikail. Şey, ne servis diyorlardı? Servis. Evet. Şöyle hızlıca ütüleyeyim. Sonra birazcık oturayım. Bir 5 dakika da olsa birazcık oturayım. Yemekler yenildi. Ortalık toparlandı. Yani mutfak toparlandı. Yalnız yemek 10 numara 5 yıldız olmuştu. Düdüklü de yapıyorum. Ben bu fasulyeyi de, kuru fasulyeyi de Zehra'dan aldım. Süpermiş gerçekten dediği gibi. Düdüklü de pişiriyorum. Dakikayı da çok kısa tutuyorum ama bir anda helimleşiyor böyle. Fasulyeler böyle neredeyse dümdüz oluyor. Bugün dedim döküm tencerede yapacağım. Böyle kısık ateşte yavaş yavaş pişti. Çok da güzel. Pilavımız da aynı şekilde. Salatayı da tam böyle iftara 5 dakika kala yaptım. Hızlı. Bir de şeyini diyecektim. Ütüyü de yarım bıraktım. Yaptım. Sonuna geldim. 4 parça kaldı. Ama dedim boşver, sabah yaparım. Vallahi ütü masasına kaldırmadım. Normalde değil mi? 4 parça kalmış. Onu da ütüle gitsin. Artık gücüm kalmadı kızlar. Yani bıraktım. Neyse, çayımız demlendi. Suyumuz bitti. Su aldırdık Emre'ye. Şimdi biz bir çay keyfi yapalım. Dilber var bu akşamda. Kızlar, normalde ben hep burada oturuyorum. İşimi yapıyorum. Instagram olsun, YouTube olsun, edit olsun. Normalde dizilere pek bakmam ama aslında dizilerde her şeye hakimimdir. Yani beynim aslında, kulaklarım da hep bir taraf böyle televizyonda. Dilber'i çok seyretmememe rağmen sevmedim. Ama Bahar, geçen Ayşenur'la birlikte bir baktım. Hoşuma gitti. Bana göre Dilber sınıfta kaldı. Sizce aranızda seyredip bırakanlar var mı? Bir de bana TRT1'deki bir diziyi de söylemiş bir arkadaşımız. Sandık kokusu muydu? Ay, bir şeydi. Bak, unuttum.
Ona da bir bakın dedi Aysun Hanım. O da güzel bir dizi. Ay inşallah yanlış söylememişimdir. Öyle yani dizi seyretmem ama her şeye hakimimdir. Bazen soru sorarım Mikail'e. Neyse kızlar, bir çay keyfimizi yapalım. Ben dışarı çıkacaktım. Dedim bu akşam iftardan sonra dışarı çıkacağım. Canım acayip derecede dondurma çekti. Dondurma yiyeceğim dedim. O da nereye? Orayı toparla. Aa, kaynımla konuştuk. Kaynım yeni bir eve geçti. Hollanda'da oturuyor. Ha, onunla konuştuk bayağı bir. O da 7. ayda gelecek. Allah nasip ederse bir aksi bir durum çıkmazsa çoluk çocuk gelecek. Bu yalnız bu taşındığı ev çok güzel kızlar. Yenge dedi biz artık sürekli buradayız. Bayağı da masraf yapmış içine. Ben de dedim ki sonuçta hani kira veriyorsun. Niye bu kadar masraf yapıyorsun? Türkiye gibi değil dedi. Yenge burası. Ben yani Allah korusun ölene kadar buradan çıkmam dedi. Çünkü ev çok büyük ve çok güzel. Güzel de döşemiş. Yeni eşyalar almış. Harika, bayıldım. Özellikle verandası, bahçesi filan. Hele şimdi biraz da oralara böyle çim filan ekecekler. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Yurt dışında evde oturuyorsun, belediyenin evleri oluyor herhalde büyük bir ihtimalle. Öyle yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yurt dışından da beni seyreden arkadaşlarımız var. Oraya kiranı veriyorsun. Ne sana çık diyen var. Sence nasıl onların o tarz yaşamaları? Ya, o da şimdi şahsın evleri de var ama belediye ev yapmış her taraf oranın belediyesi. Çok güzel ama. Kiraya veriyor, kira gelir evde. Çok güzel. Dedim Metin, düğünden sonra Allah nasip ederse valla uçak korkum da var aman. Ben bilirsiniz beni, sürekli söylerim yurt dışına gideceğim gideceğim diye. Bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş. Allah nasip ederse bir oraları da görmeyi çok istiyorum arkadaşlarım. Rabbim inşallah Ümre'ye gitmeyi nasip eder arkadaşlarım. Ümre'ye de gitmeyi çok istiyorum. Hacca gitmek birazcık zor. Gerçi zor demeyelim. Rabbim belki nasip eder. Hani birazcık orası daha tuzlu. Ama Ümre Allah'ım nasip etsin inşallah. Oraya da gidip bir görmek nasip olur. İsteyen arkadaşlarımıza da aynı şekilde o mübarek yerleri de görmek isterim. Sonra işte bir kardeşimin yanına, amcamın kızının yanına, kaynımın yanına, eltimin bir gidip oraları da tabii ki görmek isterim. Aslında var ya böyle yatırım yapıyoruz evde, onu al bunu al, araba al, yok ev al, onun borcu bunun şeyi, aslında vallahi kazandığını şöyle koyacaksın köşeye, böyle dünyayı gezeceksin. Ama biz tabii ki yarını düşünüyoruz, yarına ne olur ne biter, genelde hep yarını düşündüğümüz için. Ama yarına çıkacağımızın da garantisi yok maalesef, hep böyle hesap kitapta yapmamak gerekiyor. Bazen de bazı şeyleri akışına yaşamak da gerekiyor diye düşünüyorum ama işte yapıyoruz hani çoluğa çocuğa hani bir şeyler kalsın diye. Öyle arkadaşlar, yorumlarınızın da neredeyse hepsine döndüm. 3-4 arkadaşımız kaldı. Ben zaten yarı arkadaşımıza şimdi dönüyorum. Yarı arkadaşımıza sabah dönüyorum. Arkadaşlar Zekiye'nin yorumunu da beğendim. Ondan sonra bir yorum yazmış bu yorumla alakalı. Ay Zekiye'cim ya. Hatta o yorumu da aldım, ona yolladım. O da gülücük yollamış bana. Bu kadar işin gücün arasında bile yorumlara dönmeye çalışıyorsun Aysun dedi. Evet, benim iş yoğunluğum diğer YouTuber'lara göre daha fazla. Hem YouTube yapan hem çalışan arkadaşlarımız da var, o ayrı. Allah herkesin işinde gücünde kolaylık versin. Rabbim bol kazanç versin. Şimdi çay faslına geçelim. Evet, çayımızı doldurduk. Çayın yanına sadece şey koyacağım, bisküvi koyacağım. Şu kadarcık da bir yemeğimiz kaldı arkadaşlar. Tavşan kanı gibi olmuş bir çay, baksana. Öyle derler ya, tavşan kanı gibi çaylar. Mersi. Niye suratınız asık? Bir şey benim çayımı da alır mısın? Ne gidiyor? Sana gülüyorum. Niye suratın asık? Ertesi günden hepinize selamlar, sevgiler. Dün akşam kapanış gelmedi. Şimdi de videomun devamını getiriyorum size. Aysun arkadaşınız nereye gidiyor? BİM'e gidiyorum. Sarp Bey'in Emir Büyükyer'den. Yani Sarp'ın kitaplarına bir bakılsın. İnşallah kalmıştır. Şeref de şimdi BİM'deymiş. Abla dedi ben de bakıyorum. Tamam o zaman dedim. Alırsan da haber ver.
Gerçi alsam bile hani geri iadesini yaparım onları aldığı zaman. Hem de bir bakınalım, sonra eve gidelim. Bugün hiçbir şey yapmayacağım kızlar. Bugün çarşıya çıkacağım. Sonra zaten diğer videomun da açılışını yaparım. Sadece bu kısmı ekleyeceğim şimdi. Eve gittiğimde belki güzel bir şey de gelmişse, kalmışsa alırız. Havada buz gibi. Allah, duş da aldım. Gerçi saçımı da kuruttum ama inşallah hastalanmam. Neyse, BİM'e yaklaştık. Ay şöyle kahve yanı bardağı. Dondurma kaseleri de güzel. Hep böyle açıp açıp bırakmışlar. Bakar mısınız şunlara ya? Yırtmışlar resmen. Bunu mesela ben alacak olsam. Yırtmışlar ya. Allah. Bu ne kadar... bir sabah tekrar sesi sahibi sabah. Şöyle kaseler gelmiş. Şöyle kapaklı borcam ama dediğim gibi şu kadın her şeyi açtı, bıraktı, gitti. Şöyle yani bir şey de kalmamış zaten. Bir de şunlar da var. 89 TL. Bakın şu da gelmiş. Vallahi şu elektrik hani şarjı yapıyoruz ya, su pompası, onun sesi çok fena. Bence yine en güzeli bu. Tight'lar var burada. Şöyle oyuncaklar gelmiş arkadaşlar. Ben zaten saat alacağımı aldım. Ama diğer kitaplar gelmemiş. Şöyle. Şöyle milföyle şu bazlamadan aldım. Sahura yerler belki karışık pizza. Şimdi ne varmış bakalım. Buğday unu, su, domates, salçası, peynir, biber, mısır, dana, salam, baharat karışımı, ay sosis de var, alamam. Mustafa'nın alerjisi var. Bunda ne varmış? İçindekiler buğday unu, peynir, domates, piliç, salam, piliç eti. Niye piliç eti? Dana yağı. Ay yok, sosis var. Cık. Onda da aynı şekilde bir de piliç eti kullanıyorlar. Ben şunları alayım. Hayırlı nurlu cumalar arkadaşlarım. Cumanız da mübarek olsun. Rabbim dualarınızı da kabul eylesin. Cuma selası da okunuyor.
BİM'den arkadaşlar ne aldım? Milföy hamuru aldım, göstermiştim. Pizzayı almadım çünkü içinde işte bilmem jelatin, piliz sucuk, piliz salam gibi gibi dedim artık kendin yap, yine en güzeli kendi yapma. Şöyle iki tane de bazlama, kaşar peyniri aldım, yine tekrardan marketten almıştım. Geçen yemeğe kullandım. Yarım kaldı, yine tekrardan alayım dedim, evde bulunsun. Ve kuzumun, benim bal dudaklım, benim sarı papatyamın Veli Bul Bakalım kitabı. Bundan bir tane daha vardı. Kaça aldım bunu? 149'a aldım arkadaşlar. Fenerli kitap. Şimdi açmayayım ben bunu. Şimdi ne aldım? Şu borcamdan aldım ama bunun bir büyüğü daha var. Ben şöyle göstereyim. Bunun bende küçüğü var. Ay bakın dağıldı hemen şurası. Şu küçüğünü almıştım. Bunu da BİM'den almıştım. Çok oldu alalı. Şimdi bunun da orta boyunu aldım. Ay yalnız kadına var ya, yemin ederim BİM'de sinir oldum. Her şeyi böyle, o kısmı çekmedim ben size. Çıkartıyor, yırtarak bakıyor. Allah'ım yarabbim, bir şey de demedim. Aman dedim bulaşmayayım. Oradaki görevli kıza söyledim. Abla ne yapayım diyor, ne yapayım. O kadar uyarıyoruz, hiç böyle dikkate almıyorlar. Şöyle bir borcam. Bu kare. Bir de bunun dikdörtgen olanı var değil mi? Var herhalde. Ben bir ilk aldım, o sandım ama sonra kasada hadi neyse dedim. Benim zaten hani işim nedeniyle de bana lazım. Şöyle kare bir borcamızı aldık. Güle güle kullanalım. Benim BİM ganimetlerim. Ama en güzeli bu. Tasını mı aldım? Diğer o 3 tane kitap yoktu, gelmemişti. Yelda'yı aradım, dedim bacım o yok. Tamam abla dedi, teşekkür ederim. Ondan sonra canı sağ olsun kuzumun benim. Yavrum çok özledim var ya, o kadar özledim ki. Ha arkadaşlarım, hemen kapanışımızı yapalım. Gün duştan sonra da saçıma bakım yağı sürdüm. Gerçi o fönlü saça hani su kullanın diyorlar ama birazcık böyle kurutmuştum, sürdüm ama böyle yumuşacık olmuş kızlar. Bir de böyle mis gibi de kokuyor. Şimdi veda zamanı arkadaşlar. Hemen videomu ayarlayayım, sizlerle birlikte akşama doğru buluşalım. İftara böyle yakın oluyor bir saat. Bilmiyorum, o sırada koşuşturmacalarınız oluyordur büyük bir ihtimalle, tam böyle yemek hazırlığı, işte yemek yapma telaşı. O saatte iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum bilmiyorum ama paylaşıyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadan izin arkadaşlar, kanalıma davet ediyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun canlarım benim. Hayırlı cumalar, hayırlı nurlu cumalar. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Benim de sizlerin de. Bay bay.